Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Shadow Fight videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight sizlerle birlikte. Yeni güncelleme ile beraber gelen güncel 2.37 yamasını oyunun en başına itibaren nasıl oynayabileceğinizi, neler yapmanız gerektiği, nasıl kurulum yapabileceğinizi sizlere olabilecek en ayrıntılı, en güzel şekilde sizlere anlatıyor olacağım. Daha fazla Shadow Fight Kire gelmesini istiyorsanız, besemize destek olmak istiyorsanız, videoyu kapatmayacağım. Benim Rabbim'i kanalımıza abone Abone ol, bin açmayı unutmayın Direktten videoya başlamadan önce küçük bir ricam var. Sevgili dostlar ben bir yıl aşkın bir zamanda bu tarz hile videoları çekiyorum. Eğer ki videoyu sonuna kadar izlerseniz tek seferde sıkıntısız bir şekilde modu kurabileceğinizden eminim. Şu anda kanalda yüzden fazla hile videosu mevcut. Eğer ki diğer modlara ulaşmak isterseniz kartlar kısmına şuraya bırakacağım. Shadow Fight 2 hile videoları oynatma sesinden. istediğiniz modları deneyebilir, onları kurabilir, oynayabilirsiniz. Bu arada bu videodan sonra da yeni bir GTA San Andreas bölümü gelecek. Ee, sevgili GTA San Andreas'çıları ve kanala destek olmak isteyen özelliklerimize yeni katılan arkadaşlar da e, ee, bekliyorum sevgili dostlar haberiniz olsun diyerekten sevgili arkadaşlar aynı zamanda yukarıdaki seviye enerji e, kaynakları vesaire de ayarlıyor olacağız. Onda bir ikisini vermemizin ardından bir de son olarak sevgili dostlar burada gördüğünüz gibi oyunun en başına itibaren açık bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Evet yavaştan şimdi size ne yapmaz gerektiğini anlatmaya başlayayım. Öncelikle sevgili dostlar indirmeniz gereken bütün linkleri yorumlar kısmına zaten sabitleyeceğim. Oradan indirmeniz gereken toplam 4 tane link var. Ee, Zahçıbır ile Google pardon Zaçıbır ile Quick Edit'i e, Play Store'dan indirebilirsiniz. Yani illa onları da linkten indirmek zorunda değilsiniz. Haberiniz olsun. Öncelikle o ajra ki siliyoruz. Yalan söylemediğimde de sizlere kanıtlamak için zaten. Bizzat oyunu siliyorum. Sildikten sonra da zaten bir sürü internet bağlantısıyla işimiz olmayacak. O yüzden internet bağlantısını kapatıyoruz. Kapattıktan sonra da zaa çevre gidip izinlerimizi vermemizin ardından sevgili dostlar aşağıda download var. Download'a tıklıyoruz. En aşağıya doğru şöyle kaydırdık. Ardından da eğer ki ilk defa mod yükleyeceksiniz. Burada Unlimited Shadowite 2 zip dosyası var. 141.5 MB'lik. Ona basıp sevgili dostlar. O dosyaya basıp. Ardından buraya çıkart dedikten sonra azıcık daha yukarıda karşınıza Shadowite 2.28 APK çıkacak. Buraya basıp ardından da indire basıyorsunuz. İndire bastıktan sonra paket yükleyiciyi kullanarak yüklemeyi gerçekleştiriyorsunuz. Eğer ki orijinal Shadow 2'yi silmezseniz uygulama yüklenmedi diyecek. O yüzden zaten daha en baştan oyunu siliyoruz. Haberiniz olsun. Ardından yüklemeyi gerçekleştirdikten sonra güvenlik taraması gerçekleşecek. Eğer ki internet bağlantısı olmadan güvenlik taramasını gerçekleştirirseniz e, hiçbir şekilde bir güvenlik sorunu, virüs riski vesaire barındırmıyor. İnternet bağlantısıyla yap, yaparsanız da ee, risk olabilir tarzı bir şeyler söylüyor ama arkadaşlar neredeyse 2 yıldır yine videosu çekiyorum. Virüs olsa zaten ben bu tarz videolar çekmem. Akı var, mantık var. O yüzden internet bağlantısı olmadan yaparsanız sizin için daha rahat olur. Bakın güvenlik testlerini geçtiriyor. Ardından da internet bağlantısı hiçbir şekilde açık olmaması kaydıyla oyunumuzu açıyoruz. Çünkü internet bağlantısı ile oyunu açarsanız oyunun eski sürümüne sahipsiniz ve mevcut oyunu güncelle diyecek oyun size. Bu da tabii ki de modun çalışmaması ve en baştan başlamanız gerektiği anlamına geliyor. Bakın zaten hiçbir şey yok şu anda modu içerisinde. Oyun içerisinde ardından oyun açtıktan sonra oyundan çıkıyoruz. Sonrasında da Google Drive'a giriyoruz. Google Drive'a girdikten sonra arkadaşlar bakın burada Asos 2370 dosyası var. Yukarısında F ve AO dosyaları var. Bunlar da diğer modlar arkadaşlar. Eğer ki daha hızlı diğer modların da gelmesini istiyorsanız bir beğeni bırakırsanız bir abone olursanız çok sevinirim. Evet az olsa tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra eğer ki iter bağlantısı yok derse ITR'ı e açıp ardına tıklarsanız burada da 3 tane seçenek çıkacak. Buradan Zaçıvır'ı seçiyorsunuz. Ardından da nokta XBL dosyasını göreceksiniz. Bu dosyayı gördüyseniz hiçbir mesele yok. Iter e bağlantısı da yer açıksa kapatın kesinlikle. Dediğim gibi iter e bağlantısı işimiz şu anlık yok. Evet bu dosyayı kopyalamamız gerekiyor. Öncelikle kopyalamak için bu dosyayı basılı tutuyoruz. Ardından kopyala diyoruz. Kopyala dedikten sonra tepede storage emulated yazısı var. Çarpıya tıklamıyoruz. Storage emulated kısmına tıklıyoruz. Cihaz hafızası diyoruz. Ardından Android'e. Sonrasında data'ya basıyoruz. Bakın medya falan değil. Android'e ardından data'ya basıyoruz. Data'ya bastıktan sonra ekstra zarçabı izinlerini verdiğinizde eğer ki Android sürümünüz 12 üzeri 13 14 vesaire değilse ekran bu şekilde gözükecek. Fakat Android sürümünüz eğer ki yüksekse Erişim reddedildi gibi bir yazı çıkıyor. Bunun hala çözümünü bilmiyorum. Bilenler yorumlar kısmına yazsın. Ve aynı zamanda bu sorunu çözmek isteyenler. Bu yorumlar kısmına yazılacak çözümlere deneyin. Eğer ki gerçekten de çalışıyorsa çözüm eğer ki işinize yarıyorsa da yaradıysa da lütfen e, o çözümü yazan kişinin yorumlar kısmına da cevap verirseniz bir de o yoruma da beğeni atarsanız da çok güzel olur. Böylece diğer insanlar da bilinçlenmiş olur ve aynı zamanda videosunu da çekerim. Neyse biz şimdi işlemimize geri dönelim. Ardından com.dan ekki e, 2'yi bulmamız lazım. Com.dan ekki Shadow diye geçiyor kendisi. Bakın burada gözüküyor zaten. Tık Tıklıyoruz. Ardından Files'a sonrasında aşağıdaki USR Data'yı tıklayıp biraz önce kopyaladığımız user XML dosyasını yapıştırmak için sağ aşağıdaki mavi zarf butonuna basıp tüm dosyaları uygula deyip değiştiriyor. Ardından da kopyalamayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Sonrasında seviye, kaynak, sınırsız enerji gibi ayarlamaları yapmak için de Ulusal Stok'ta X meleğe şöyle tıklayıp aç diyoruz. Ardından da Quick Edit uygulamasını seçip uygulamanın içerisine girişimizi gerçekleşiyoruz. Bakın burada isim, Lotus, işte Avatar, Arcos falan diyor. Tenebis falan yapabilirsiniz mesela. Ee, burada Voice mesela direkt olarak Love yerine Mail yaparsanız erkek eğer ki female yaparsanız da yani kadın yaparsanız da e, karakter kadın sesi çıkaracak arkadaşlar. Bilmeyenler için de bunun açıklamasını yapmış olayım. Ağrından para kaynak yani kat sayısının suyunu çıkarmadığınız sürece istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz fakat başka bir şey silmediğinizden emin olun yoksa çalışmıyor arkadaşlar. Şöyle 9 9 yaptık. Ağrından da seviye yani levelımız 50.000 yapıyorum. Arkadaşlar 50.000 aboneye yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Özellikle aramızda yeniyseniz de lütfen başka çeklerden de haberdar olmak için de kanal abone olmayı ihmal etmeyin. Evet e, sevgili arkadaşlar son olarak sınırsız enerji işlemini nasıl yapacağınızı göstereceğim. Burayı da dikkatli izleyin. Bakın burada numara 17'de no magic kısmı var. Buraya geliyoruz. Ekstra kısımları siliyoruz. No magic yani siliyoruz. Ardından da sınırsız enerjinin İngilizcesi olan bakın dikkatli yazın ama Unlimited Atre Energy yani sınırsız enerji şeklinde baş harfi büyük olacak B ortasında da bir atre olacak şekilde buradan yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra da yaptığımız işlemleri kaydetmek için yukarıda kaleme sonundaki dosyaya basıp kaydet diyoruz. Ağrından da işlem başıyla tamamlandıktan sonra da. Quick Edit'ten ve Google Drive'dan çıkabilirsiniz ve Shadow Fight'e tekrardan girişinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. İnternet bağlantısı yine olmayacak. Olursa az önceki anlattığım olay oluyor. Burada mesaj veya error yazısı olmak üzere iki tane şey çıkacak. Eğer ki uygulama sizi direkt olarak Google Play Store atarsa arkadaşlar yapmanız gereken şey bir tık daha basit. Eğer ki karşınıza direkt olarak error yazısı çıkarsa ne yapmanız gerektiğini size şöyle göstereyim hemen. Bir yandan güncellemeyi yapayım da bu arada. Ha bu arada kesinlikle ve kesinlikle buradaki şarafa Fight kapatın. Açık kalmasın. Evet Zaçıvır'a buraya geri dönüyoruz. Buraya hala halükarda geri döneceksiniz bu arada. Ne olursa olsun. Yapmanız gereken işlem çok basit. Ama bu işlemi yapmazsanız mod hiçbir şekilde çalışmıyor. O yüzden bakın. O sayesinde XML H yazısını göreceksiniz. Alttan üçüncü. Basılı tutuyorsunuz. Sile basıp siliyorsunuz. Ardından da sildikten sonra da en aşağıdaki alt Re backup xbl haşı basılı tutup yeniden adlandır deyip az önceki sildiğimiz usay xbl yazısıyla aynı olacak şekilde yeniden atlandırıyorsunuz Aynen bu şekilde olmak zorunda. Ardından da eğer ki karşınızda sadece error yazısı çıktıysa internet balansı olmadan oyuna bir kez daha giriyorsunuz. Girdikten sonra da oyun içi indirme yapmanız gerekiyor. İnternet balansını da hızlı bir şekilde açıp İndirmeyi onun için yapıyorsunuz. Ardından da Google Play Store'a gelip güncellemeyi gerçekleştirip itibaren balansı oyuna giriyorsunuz. Fakat eğer benim gibi mesaj yazısı çıkarsa da güncellemeyi yaparken ya da yaptıktan sonra fark etmiyor. Fakat oyuna girmeden önce o az önceki yaptığımız Usai Sucuk'ta haş ayarını yapmanız gerekiyor. Ardından itibaren balansıyla oyuna giriyorsunuz. Oyuna girdikten sonra da kalan indirmeleri gerçekleştiriyorsunuz. Kalan indirmelerde tamamlandıktan sonra da modumuz antibayla tamamen hazır olmuş oluyor. Şimdi ne kadar indirme yapmamız gerektiğine bakacağız. Hızlı bir şekilde. Bu arada herhangi bir Google Play hesabı vesaire bağlamayın. Cancel deyin. Eğer ki baştan modu bağlamak istiyorsanız ve en başta oynamak istiyorsanız. Çünkü mevcut hesabı bağlarsanız e, mevcut hesabınız gelmiş oluyor. Bir şey değişmiyor. Evet 364.5 MB'lik bir indirme var. Bu tamamlandıktan sonra mod tamamen hazır olacak. Modun son halini hazır olduktan sonra sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet sevgili arkadaşlar, modumuz itibariyle tamamen hazır. Buradaki yazıları vesaire hızlı bir şekilde geçiyoruz. Bakın kaynağı görüyorsunuz. Seviyeyi görüyorsunuz, enerjiyi de görüyorsunuz. Hepsi olabilecek en yüksek seviyede, enerjide sınırsız. Yani tamamen ayarladığımız gibi. Oyunu Türkçe'ye çeviriyorum ve hatta <laughs> sizler için de sesi birazcık açıyorum şöyle. Çünkü malum gölgenin sesini kadın yapmıştık. Bakalım çalışacak mı? Bu arada ekipmanlar aynen duruyor. Bakın gördüğünüz gibi tırtıl mantar setine kadar. Bütün özel setler ve ekstra ekipmanlar açık bir şekilde arkadaşlar oyunumuzda yani modumuza geliyor. Bilginize şöyle hemen bir rastgele bir turnuvaya girelim. Evet gördüğünüz gibi zaten Arkos avatarı ve Lotus ismi vardı bizde. Yani modumuz sıkıntısız bir şekilde çalıştı. Ben de yavaştan e, videoyu daha fazla uzatmadan sonlandırayım. Bir yandan da e, sesi dinlemeye çalışın bu arada diyerekten. Sevgili arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız, destek olmak isterseniz ve modu başarılı bir şekilde yaptıysanız, modu da beğendiyseniz teşekkür ve destek amaçlı benim bırakmayı. Kanalımıza abone değilseniz ve çektiğimizden daha fazla haber almak için de kanalıma abone olup binleri açmayı Aynı zamanda kanalımıza abone yapmak için başka videolarımızdan, içeriklerimizden ve başka modlarımızdan haber olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar ne kadar fazla beğeni ve puanı yollarsanız diğer modlarda o kadar hızlı gelir. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.